Bizi kendi toprağımızda rezil ettiler babu. Biz bu utançla nasıl yaşayacağız ağam? Alnımıza kara leke sürmüşler. Ayağın hala torpağa değilse utanç duymak da neymiş? He? Alındaki leke dediğin şey bizim namusumuzun nişanesidir. Biz o lekeyi siler, bize yapılanı hayatlarıyla ödetiriz. Torpağımızdan aldığımız güç onlara kabir azabı olacak. İş artık bana devrulmuştur. Karzuğa kanunları geçer. Bundan bele onlar için yaşamak ancak ben izin verirsem mümkün olacak. Bravo, bravo Ferdi. Helal olsun be. Ya bunca yıldır çalışırım. Böyle bir provaya denk gelmedim. Ne yaptın sen arkadaş? Değil mi hocam? Okuma provasında ağlattınız bizi Ferdi Bey. Ya bu okuma provası değil, ezber provası oldu. Keşke kamera koyup çekseydik. Sahne bitmişti hocam. Helal olsun. Estağfurullah hocam. Yani gerçekten sizden bunları duymak benim için paha biçilemez bir şey ama... benim küçük bir sıkıntım var. Yani yapımcımla iki dakika yalnız görüşebilirsek, mümkünse tabii. Tabii tabii. Neyse sıkıntı hemen çözelim. Buyurun Ferdi Bey. Tamam. Çok özür dilerim Erkistan, kusura bakmayın. Çay kahve arası. Hayırdır? Benim bilmediğim bir olumsuzluk mu var? Açıkçası olumsuzluk sizle ilgili. Yani sözleşmeleri imzaladık. Yani avans yatacaktı ama para falan yatmadı. İlk ödemeyi elden yapalım istedim. O yüzden bugünü bekledim. Ben ilk ödemenin elden yapılmasının uğruna inerim. Buyur paran. Yalnız konuştuğumuz gibi iki bölüm değil. Hadi ya. Ama iki bölüm konuşmuştuk. Beş bölüm. 5.000 lira da zam yaptım sana. 250.000 var orada. Nasıl ya? Cidden? İnan sen bunu hak ediyorsun. Yalnız aramızda kalsın, diğer oyuncular arasında duyulmasın. Huzursuzluk ve dedikodu olur sana. Hiç merak etmeyin yapımcım. Ağzımı açarsam çenem tutulsun. Güle güle açayım. Açabilir miyim? Tabii.